hilaf yokdur benim özümde. Başının sevdası vardır gönlümde, vardır gönlümde. Gündüz hayalimde. Amca yardım edin. Bisikletle götürün. Sağ ol evlat. Ben götürürüm, zahmet etme. Amca lütfen. Zahmet olmaz. Peki. İşte bizim fakirhane burası oğlum. Hay sağ olasın evladım. Şöyle bırakıver onu. Allah senden razı olsun. Bırakıver şuraya. Ben içeri götürürüm. Ne güzel güllerim var amca. Sağ olasın. Gül Osman derler bana. Bunların kokularıyla yaşıyorum evladım. Nereye bırakayım amca? Şöyle bırak evladım. Bana müsaade artık. Evladım olmaz hemen. Bir dakika dur hele. Bir şeyler ikram edeyim sana. Gerek yok ya amca. Nasıl gerek olmaz? Geç şöyle otur. Kırma dedeni. Al bakalım. Hazırda bu varmış. Teşekkür ederim amca. Kusura bakma, tutkal kokuyor ortalık. Adın ne bakayım? Mert. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Mert? Lise 1. Ya aferin. Derslerin nasıl? İyi. Aferin. Oku evladım, oku. Peygamber Efendimiz okuyanları pek sever. Bahçedeki güller ne kadar güzel amca. Gülleri seviyor musun? Çok. Demek bir ortak yanımız var. Gülü seviyoruz. Gül alır gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gülle tartarlar. Çarşı pazar güldür gül. Çok güzel söylediniz dede. Marifet söyleyen de değil, söyleten de evladım. Bu kese kağıtlarını sen mi yapıyorsun dede? Evet evladım. Kese kağıdı yapıp oraya buraya satıyorum. Hac parası biriktiriyorum. Yakında hacca gideceğim kısmet olursa. Kese kağıdı para etmez ki. Keşke başka bir iş yapsaydın. Ne yapayım evladım? Elimden ancak bu geliyor. Kim iş verir ki benim gibi ihtiyara? Bunları satamadın mı? Yarın bir daha götüreceğim. Bir de kuru yemişçilere uğrayayım diyorum. Nasıl yapıyorsun amca, göstersene. Kolay. Bismillahirrahmanirrahim. Aray aray bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, sürsem yüzümü.
Hak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed, gönlüm arzular seni. Ah bana da nasip olsa ben de gitsem, Kâbe yollarında kumlara batsam, kumlara batsam. Nur cemalini bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed, gönlüm arzular seni. İşte bitti. Orası neresi biliyor musun? Tabii biliyorum. Kâbe. Kâbe ya. Kâbe. Gönüller evi. Mübarek bende. Başka kimseniz yok mu? Yok. Yalnız yaşıyorum. Ölmeseydi birlikte gidecektik. Nereye? Hacca. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun evladım. Bir de çocuğumuz vardı. Uzun hikaye. Beni de böyle yalnız bırakıp gittiler. Neyse, uzun hikaye dedim ya. Şey, bana müsaade, annem merak eder. Bir çay yapayım istersen. Gideyim amca, gideyim. Peki yavrum, merak etmesinler. Gene beklerim evladım. Hiç çekinme. Arada bir Osman dedene selam ver, olur mu? İnşallah dede. Bir dakika. Mert evladım, bu senin. Teşekkür ederim. Güle güle. Ne yapıyormuş benim kızım? Kevser? Aa, sen mi yaptın bunu? Aferin. Çok güzel. Hadi. Abim geldi. Hoş geldin abi. Bu senin. Bana mı aldın? Evet. Anne, abim bana çiçek almış, yaşasın. Ay ne güzel. Ben şimdi bunun resmini yapacağım. Mert. Bir şey mi oldu? İyisin değil mi? İyiyim anneciğim, çok iyiyim. Bir amcayla tanıştım bugün. Kimmiş o amca? Gül Osman diyorlarmış ona. Gülleri var bahçesinde.
Zuhal. Zuhal. Bugün neler oldu bir bilsen. Hayrola? Süpermarket açıyorum. Market mi? Aman Ayhan, marketçiğimiz neyimize yetmiyor? Hem parayı nereden bulacaksın? Turan Bey'le konuştum. Sermaye bulacak bize. Babasının hayrına değil herhalde. Canım, borç bulacak elbet. Yavaş yavaş ödeyeceğiz biz de. Ayhan, ağrımayan başımıza iş almayalım ne olur. Mert, hadi yemeğe gel. Geliyorum anne. Hanım, hanım. Ticarette cesur olacaksın. Riske gireceksin. Gözün kara olacak. Merhaba evlat. Ne var ne yok? İyiyim baba. Ne oldu buna? Dalgın görünüyor. Yaşlı bir amcayla tanışmış. Eve geldiğinden beri hep onu anlatıyor bana. Babacığım, yazık. Tek başına yaşıyor. Hiç kimsesi yok. Kese kağıtları yaparak geçiniyor. Bize ne oğlum? Herkesin derdi kendine. Fazla da bulaşma öyle insanlara. Sonra sırnaşık sakız gibi yapışırlar. Kurtulabilirsen kurtul artık. Elini verirsin kolunu koparırlar vallahi. Abim bana çiçek aldı baba bak. Hadi bırak onu, otur yerine. Aray aray bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, sürsem yüzümü. Hak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed canım arzular seni. Ah bana da bir nasip olsa da gitsem Kabe yollarında kumlara batsam. Kumlara batsam. Nur cemalini bir kez düşte seyretsem. Ya Muhammed canım arzular seni. Neredeyim ben? Dede neredeyim?
Oğlum tabii ya. Ya ne yapıyorsun? Geçti ya. Gel gel içeri gir. Geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Ne oldu dede? Paketleri götürüyordum balıkçılara. Şöyle karşıya geçeyim dedim, oldu bir kaza. Şişince doktora gösterdim, o da alçıya aldı. Kaderde ne varsa o olur. Dert etme. Hem o kadar da mühim değil canım. Yakında ayağa kalkarım. İşimden kaldım, ona üzülüyorum. Niye geri döndün evladım? Ne oldu? Paketleri ne yapacaksın dede? Ayağa kalkayım, inşallah satışa devam. Müsaade eder misin ben satayım onları? Sen oturduğun yerde yaparsın, ben de götürür satarım. Allah razı olsun evladım. Çok düşüncelisin. Ama olmaz. Başkasına yük olmak istemiyorum. Ama böyle nasıl? Evladım, doktor bir aya kalmaz kalkarsın dedi. Ama bir ay böyle mi duracaksınız? Sen hiç zahmet etme. Ben kendi kendime idare ederim. Dede lütfen. Benim de bir işim olur. Oyalanırım. Ne olacak ki? Bisikletimi alıp götürürüm. Çok zor iş değil ki. Yok, olmaz. Peki, bir şartla. Tamam. Ücretini alacaksın. Sana haftalık vereceğim. İstemem. Emeğinin hakkını almalısın. Başka türlü olmaz. Peki. Babanın da rızası olmalı. Bunları hemen götüreyim. Acelesi yoktu evladım. Balıkçılara, kuru yemişçilere benim ismimi söylersen hemen alırlar. Senelerdir onlara kese kağıdı yaparım. Fazla gezmene lüzum kalmayacak. Tamam dede. Oradan okuluna geçersin. Bu iş yüzünden okulunu ihmal etme. Oldu mu? Hı hı. Hadi güle güle. Allah yardımcı olsun. Abi, kese kağıdı vereyim mi? Yok, lazım değil. Geçen hafta getirdikleri hala duruyor. Peki abi. Abi, kese kağıdı getirdim. Beni Osman amca gönderdi. Geçen hafta getirdikleri hala duruyor. Vallahi müşteri kese kağıdı ağır çekiyor diye istemiyor. Nalon poşet daha ediyor. Safsaf ne bakıyorsun? Hadi çekil git şuradan. Kese kağıdına ihtiyacım yok. Bedava versen de almam. Torunu mu? Kimi kimsesi yok o ihtiyarı. Alsaydın bir paket. Sobamı yakacağım ya. Ne olur da alsaydın. Abi. Ne bu? Osman amca gönderdi kese kağıdı. Kendisi niye gelmedi? Bundan sonra ben getireceğim. Osman amcanın hatırı için yarısını ver. Uzun bir süre başka getirme. Öncekiler tükenmedi daha. Daha ne kadar bonbon şekeri sakız satacaksın?
Sana yakışır mı bu kümes gibi dükkan? Bu zamanda büyük düşüneceksin Ayhan. Büyük oynayacaksın. Riske girmezsen 5 kuruş kazanamazsın. Arkadaşım borç para verecek değil mi? Zoru ikna ettim. Herif ayaklı banka. Vadesi biraz uzun olsun, tamam mı? Hiç dert etme. Arada ben olduktan sonra alacağım parayla daha geniş bir yere geçersin. Yarsın malları. Müşteri istediği her şeyi bulsun. Bir alacağına 2 alsın. Bu zamanda aklını kullanacaksın Ayhan, aklını. Sen yeter ki senetlere bir imza at. Gerisi kolay. Merhaba baba. Bunlar ne? Şey baba, kese kağıdı paketleri. Hani bahsetmiştim ya, yaşlı bir amca vardı. Bana ne oğlum? Bunları biz alamaz mıyız baba? Biz naylon poşet kullanıyoruz. İşimize yaramaz. Hem sana ne elin işinde? Bırak kendi satsın. Satamaz baba. Ayağı alçıda. Yürüyemiyor. Bundan sonra ben satacağım. Harçlık da verecek. Para alıyorsan iyi. Ticareti öğrenirsin. Bedavaya hiç olmaz. Bunları da sen al baba. Şeker pirinç koyarsın. Hadi baba, biz alalım. Oho, bu ne ya? Gördün mü bizim delikanlıyı? Cin olmadan adam çarpıyor. Hem de babasını. Hiç uğraşma. Ben sana başka iş bulurum. Bol paralı. Ya da yanımda çalışırsın. Süpermarket açınca sana da çok ihtiyacım olacak. Bana yük olmuyor ki. Sen bilirsin. Sağ ol baba. Senin bu oğlan pek saf ya. Benim oğlum var. Lise sona gidiyor. Kerata, kafası zehir gibi çalışıyor. Çok üçkağıtçı. Bu zamanda senin oğlan gibi saf olmamak lazım. Şu sıralar illa Amerika'ya gideceğim deyip duruyor. Arkadaşlarıyla gezeceklermiş. Ben de göndereceğim. Dünyayı tanısın çocuk. Öyle değil mi ya? Az kaldı. Biraz daha az kaldı. Sattığım kese kağıtların parası bunlar. Tam 5 senedir biriktiriyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Bu kadar parayla ne yapacaksın dede? Oraya gideceğim. Oraya mı? Nasipse inşallah. 5 senedir evladım. Tam 5 senedir. Hayalimde orası. Hep o mübarek yer. Hac mevsimi gelmiyor mu? İçime bir hüzün çöküyor. Bir hüzün. Yanıyor sanki. Hacca gidenlerin arkasından imrenerek bakıyorum. Öyle bir hasret içinde. Öyle bir hasret. Sonra hacılar geliyor. Bakıyorum. Yüzleri nur, gözleri nur. Sanki mübarek Kabe'yi de beraberlerinde getirmişler. Bakıyor, bakıyor, ağlıyorum evladım. Kabe'ye sarılır gibi hasretle sarılıyorum. Ellerini öperken sanki mübarek Mescid-i Haram'ı, Hacerül Esved'i, Arafat toprağını öpüyorum. Ah efendimizin kokusu, gül kokusu, gül. Çiçeklerin efendisi gül. Allah'ım diyor, bana da o mübarek beldeyi görmek, o güle kavuşmak nasip olur mu? Olur mu? Benim de gönlümde bir gül açar mı? Ben de o mübarek Kabe'ye bir kerecik yüz sürebilir miyim? Hacerül Esved'e dokunabilir miyim? Efendimizin kabri başında ağlayabilir miyim? Ah, Arafat'a çıksam. Mina ve Merve arasında koşsa,
O bembeyaz nur denizine ben de katılsam, bir zerrede ben olsam. Lebbeyk Allahümme lebbeyk ah. Allah'ım nasip et, Rabbim nasip et. Evet ağlıyorum evladım. Gençliğimde aklıma getirmediğimi, dünya telaşına kapılıp gitmek için bir kerecik niyet etmediğimi ağlıyorum. Geç kaldığımı ağlıyorum. Geç kaldığımı. Acaba bir gün hacı olabilir mi? Osman dedene bir gün Hacı Osman derler mi acaba? Bir gün Peygamber Efendimiz'in çağrısına koşabilir mi? Sen bilirsin Rabbim. Sen en iyisini bilirsin. Derdin de hoş, lütfun da. Takdir sende. Aray aray gurbet ellerde ya Muhammed canım arzular seni. Mevlam neylerse güzel eyler. Ya böyle işte. Bu paketi almadılar mı? Şey, daha götürmedim. İşim vardı. Yarın götüreceğim. Bu sattıklarımın parası. Allah razı olsun evladım. Alo? Ali? Almayacak mı? Ya, peki. Ne yapalım? Yine de teşekkür edelim. Mert, ne yapıp ne edip satmalısın bu kese kağıtlarını? Osman dediği için. Kendi kendine ne konuşuyorsun bakayım? Hiç. Senin bir sıkıntın var. Yok anne, yok. Ben oğlumu bilmez miyim? Anlatmayacak mısın? Anne siz niye hacca gitmiyorsunuz? Ne? Halimiz vaktimiz yerinde. Babamla niye gitmiyorsunuz? Şimdi bu da nereden çıktı? Biliyor musun anne? Osman dede bu kese kağıtlarını hacca gitmek için yapıyor. Hem de yıllardır. Yemiyor, içmiyor, parasını biriktiriyor. Keşke gençliğimde gitseydim diyor hep. Keşke siz de gitseniz. Ama biliyorsun babanın işleri çok. Hem de çok erken. Hacca gençken gidilmeliymiş. Osman dede söylüyor. Anneciğim, Osman dede çok iyi biri. Onun haç ayağına kavuşmasını o kadar çok istiyorum ki. Onu gören hacılarım, ana baba bacılarım, hafız müftü hocalarım, ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e, ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a, yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? Hadi yemek hazır oğlum. Kimse almıyor anne. Esnafları kapı kapı dolaşıyorum.
Kimse yüzüme bile bakmıyor. Satamıyorum. Satamıyorsan git iade et oğlum. Burada böyle bekletilir mi? O hacıya gidecek anne. Hadi masada babam bekliyor. Anneciğim. Hı. Babama söylesen de haftalık karşılığımı arttırsa? İyi ama aldıklarını da hiç harcadığını görmedim. Ne yapıyorsun o kadar parayı? Araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, sürsem yüzümü. Oo, sen mi geldin? Hoş geldin. Okulun yok mu bugün? Tatil değil mi? Doğru ya. Günleri de karıştırıyorum artık. İhtiyarlık işte. Hepsini sattın mı? Sattım. Maşallah evladım, maşallah maşallah. Hadi gel bakalım. Çok sipariş var dede. Daha fazla kese kağıdı yapmak lazım. Olduğu kadar yavrum. Ama bu sene anca gitmeyecek misiniz? Gönül gitmek istiyor da evladım. Nasip olmayınca ne yapalım? Bu sene olmazsa gelecek sene olur inşallah. Osman dede, bu sene gidin. Para tamam olunca gideceğiz evladım ama daha var. Kazanırız dede. Daha çok kese kağıdı yaparız. Daha çok satarız. Hac zamanına kadar hepsini tamamlarız. Ben de kese kağıdı yapmak istiyorum. Çok sipariş var. Bu da senin hakkın. Yok, olmaz. Benim param var. Al dedim. Al şunu. Al, al. Al dedim. Kese kağıdı benim işim evladım. Zaten sana yük olduğum kadar oldum. Ne olur dede. Ben de öğrenmek istiyorum kese kağıdı yapmayı. Yo, olmaz. Ne olur dedi, ne olur. Peki. Ama emeğinin karşılığını almak şartıyla. Yaşasın. Tamam, tamam. O zaman yarın haç bürosuna başvur dede. Bu sene hacca gideceksin. Keşke senin yaşındayken gidebilseydim. Biliyor musun? Sana kanım kaynadı be evladım. Hiç torunum olmadı ama sen hem torunum hem de evladım gibisin. Sen de benim dedem gibisin. İşte süpermarket açacağım para. Senin bu arkadaşın nereden buluyor bu kadar nakiti? Üzümünü ye, bağını sorma. Sen harbi dostsun Turan. Aynı mahallenin çocuğuyuz. Tertibiz. Senin de köşeyi dönmen lazım oğlum. Sağ ol Turan. Bu da imzalayacağız senet. Ya ödeyemezsem? Ödersin canım, ödersin. İstersen vazgeç. Ya da bu kümesle yetin. Karar senin. Bak, seninki geçiyor. Her yerde kese kağıdıyla geziyor. Bırak dedim ama bırakmıyor. Boyalanıyor işte. Pek de safa benziyor. İhtiyar bunu uşak gibi kullanıyordur. Biz de çocuk yetiştiriyoruz. Aha, benim oğlum Ersin'im. Bir tane. Abi, kese kağıdı getirdim. Bak oğlum, orada var. Hadi başkasına, tamam mı? Camisi sıra direkler, müminler şefaat bekler, nöbet tutuyor melekler, ben Resul'e doyum. Abi, kese kağıdı lazım mı? Kardeşim lazım değil, kaç sefer söyledim ya, git işine ya.
Muhammed aşkıyla coşar. Abi kese kağıdı vereyim mi? Sağ ol kardeşim, biz kese kağıdı kullanmıyoruz. Müşteri poşet istiyor. Ben Resul'e doymadım ki. Abi kese kağıdı ister misin? Yok sağ ol, ihtiyacımız yok. Geçen getirdiklerin duruyor da. Yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? Ne oldu Mert? Anneciğim, birazcık harçlık verebilir misin? Bu kaçıncı Mert? Daha dün verdim. Babam verdi. Ne yapıyorsun bu kadar parayı? Hiç anne, harcıyorum. Ama oğlum, o kadar çok para veriyoruz ki sana. Mert! Bizden sakladığın bir şey yok değil mi? Ya. Nereye oğlum? Dışarı baba. Ne oldu? Oğlumuzun halinden endişeleniyorum. Hayrola? Senden de benden de sürekli harçlık alıyor. Okulların halini biliyorsun. Uyuşturucu filan. Ya da ne bileyim, belki de bir çete sıkıştırıyordur. Yok canım, daha neler. Ne yemek yaptın? Ali ile Hasan Hüseyin anında sevdası gönlümde, muhabbet canda, muhabbet canda. Yarın mahşer günü divanında, ya Muhammed, canım arzular seni. Yunus meteyledi seni dillerde, dillerde kalplerde, hem gönüllerde, hem gönüllerde. Bunların parasını nereden bulacağım? Allah'ım, nereden bulacağım? Babamdan, annemden isteyemem artık. Alo, Ali sen misin? Ya kusura bakma ya, gelemem. Daha sonraki maça gelirim. İşim var da çalışıyorum. Mert? Mert! Kaç para verirsin? İyi telefon. Sen kaç para istiyorsun? 400 milyon almış. 150 eder. Maşallah evladım, maşallah. Allah bereket versin. Ne çabuk satıyorsun. Hem de peşin para. Allah Allah.
Bana hiç böyle peşin vermezler. Hadi dede çabuk ol. Ne oldu balıkçılar? Daha çok kese kağıdı yapalım. Müşteri acele ediyor. Çok çalışmamız lazım, çok. Al bakalım. Benim param var dede. Olsun evladım. Sen de kazanacaksın, ben de. Al bakayım, al hadi. Al bakayım. Hadi bakalım. Madem sipariş var, çok çalışmamız lazım. Çok. Çok çalışmamız lazım. Arafat'tadır bizim dağımız. Orada kabul olur dualarımız, dualarımız. Medine'de ya. Osman. Bakıyorum artık dışarı çıkabiliyorsun. Allah'a şükür iyiyim. Alçı çıkınca çok rahatladım. Bir haftaya kalmaz bunu da atarım. İnşallah. Duyduğumuza göre bu yıl hacca gidecekmişsin, öyle mi? Nasipse inşallah. İyi ama sen boğazını zor doyuruyorsun. Oralarda ne işin var Allah aşkına? Boşuna hayal. Ben niyet edeyim de. Bedavaya hayal mi olurmuş? Bu devirde paran olacak, paran. Mesela ben emekli ayrıldıktan sonra gittim. Niye? Param olduğu için. Sadece niyetle hacı olunsa herkes hacı olur, herkes. Sana ne ya? Niyet tabii ki önemli. Niye öyle diyorsun? Niyet önemli de hali vakti yerinde değil ki. Para biriktirmeyle hacı olunur mu? Bu işin de şartı var. Gönül hacı olmak istiyorsa, mübarek Kabe'yi görmeyi arzu ediyorsa, Allah ne dilerse o olur. Aşk bu aşk. Selamün aleyküm. Aleyküm selam Osman amca. Kese kağıdı lazım değil. Gene göndermişsin çocuğu. Lazım değil dedim. Almıyor musunuz hiç? Ama nasıl olur? Bana çok sipariş var demişti. Yok Osman amca. Daha senin getirdiklerin duruyor. Müşteri istemiyor artık. Geçen de almışsın ya. Ne diyorsun sen amca? Çocuk çok geldi ama hiç almadım. Söylemiyor mu sana? İyi ama kağıtları kime satıyor? Bilmem. Belki başka müşteriler bulmuştur. Olur mu öyle şey canım? Kese kağıtlarını satıyor, parasını da getiriyor. Nasıl olur? Tuhaf. Hayırlı işler baba. Gel bakalım. Ne oldu? Şey baba, biraz para verebilir misin? Haftalığını verdim ya. Paraya ihtiyacım var. Niçin? Hiç. Lazım işte. Sebebini söyle hele. Şey baba, Osman dede para biriktiriyor. Paraya ihtiyacı var. Paraya herkesin ihtiyacı var. Hele benim şu sıralar. Seni kandırıyor bu adam. Değil baba, vallahi değil. Osman dede çok iyi bir insan. Sadece hacca gitmek istiyor. O kadar çok istiyor ki. Bir görsen baba, bir görsen. İyi ama oğlum, parası varsa hacca gider insan. Yoksa... Baba, Osman dede gitmeyi çok istiyor. Ne olur ona yardım edelim, ne olur. Dedeye para vereceğim. O da hacca gidecekmiş. İşte dediğim çıktı. Söyledim sana. Bu ihtiyar seni çocuğu kullanıyor. Babacığım, o hacca gidecek. Para biriktiriyor diyorum. Ne olur biraz da biz yardım etsek. Hacca gidecekmiş. Nasıl da istismar etmiş çocuğu.
Allah bilir ağlamış sızlamıştır da. Bu zamanda dilencilik böyle. Hayır, o dilenci değil, değil. Sen ne diyorsun Turan amcan öyle? Ne diyorsun? Vallahi baba doğru söylüyorum. Osman dede çok yoksul biri. Hacca gitmek istiyor. Bunun için senelerde kese kağıdı yapıp satıyor. Masala bak masala. Hacca gidecekmiş. Hep bu Arapların işi. Turist çekmek için neler yapıyorlar? İşin yoksa çöl bedevilerini besle. Yapacaklarsa ibadetlerini burada yapsınlar. İlla bir yere gitmek istiyorlarsa Amerika'ya, Avrupa'ya gitsinler canım. Biraz medeniyet görsünler. Yasaklayacaksın bu hacca falan gitmeyi. Anlamıyorum insanların ne işi var çölde. Hadi eve. Seninle sonra konuşuruz. Beynini yıkıyorlar çocukları. Kusura bakma Turan. Önemli değil. Sen süpermarket işinden haber ver. İyi, iyi. Gör bak, yakın zamanda köşeyi döneceksin. Sen hele dediğimi yap. Balyaları istifleyeceksin. o zaman gideriz havaya mavaya. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Bisiklet almak ister misin abi? Satmak istiyorum da. Hangi bisiklet? Niye evladım niye? Kese kağıtlarını satmasan da olur. Niye açlıklarını bana verdin? Bisikletini bile satmaya kalktın. Ben senin akraban değilim. Hiçbir şeyin değil. Niye yapıyorsun bunları? Sizin para biriktirmeniz için. Hacca gitmeniz için. Evladım, sen nasıl çocuksun böyle? Sen beni ağlatacak mısın çocuğum? Ama olmaz evladım. Hacca kendi paramla gitmeliyim. Seni zor durumda bırakmak istemem. Yarın gel getirdiğin paraları vereyim, tamam mı? Senin kalbinin zenginliği, duası yeter bana evladım. Bunlar ne böyle? Satamadıklarını burada tutuyor. At şunları çöpe. Hepsini. Hiçbirini istemiyorum. Fazla ileri gitti bu çocuk. Dersini vermek lazım. Mert! 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 Cep telefonun nerede? Yok. Nerede dedim sana? Ulan yoksa uyuşturucu mu alıyorsun ha? Hayır baba. Ne yapıyorsun o zaman? Harçlıkların nerede? Cep telefonun nerede? Babacım, cep telefonumu sattım. Niçin? Dede bu sene hacı gidecek. Paraya ihtiyacı var. Kese kağıtlarını da kimse almıyor. Ben de... Ne? Ah! Ayhan! Aptal! Fazla oldun artık. Bir daha o ihtiyarla görüşmeyeceksin. O çöplerini de yok edeceksin, anladın mı? Ama baba... Görmeyeceksin, görüşmeyeceksin. Bir daha git o ihtiyarın yanına, bacaklarını kırarım senin. Thank you.
Kimsin, ne istiyorsun? Paranı moruk. Onlar bana senden daha çok lazım. Dokunma. Hac param onlar benim. Ne olursa olsun. Bırak evladım. Ne olur bırak. Onları hac için biriktirdim. Hac parası geç. Alma. Ben onları öyle bir harcarım ki. Ne olur evladım. Yalvarıyorum. Bunu bana yapma. Çekil, çekil be. Başka var mı moruk? Yapma. Kurbanın olayım evladım. O para benim her şeyim. Hac param diyorum sana. Geçmiş olsun. Üstüne bir bardak da su iç. Hadi bana eyvallah. Bir yere gidemezsin. Ver parayı moruk. Ver dedim sana. Ölürüm de sana vermem. Vereceksin. Hacca gideceğim. Ölürüm de vermem. Öl o zaman. Ver parayı, ver dedim sana. Olmaz, o benim hac param. Ver. İnat etme moruk. Ne bu be? Osman dedi. Mert. Mert. Nereye gidiyorsun? Mert dur dedim sana. Mert dur. Dur. Ayhan, Allah korusun, sonra tokat attın diye kendine bir şey yaparsa. Hadi git getir şunu. Fazla ileri gitti bu çocuk, fazla. Bir şey söyleme. Sadece geri getir oğlumu. Mert, geri dön. Mert. Dede. Mert. Evden kaçarsın ha? Sana gösteririm inadı. Baba. Ne olmuş burada? Al. Ah oğluma. Durduğumuz yerde başımızı belaya soktun. Şimdi polis 40 saat sorguya çeker. Osman'la ölecek mi baba? İnşallah ölmez. Yarası derin. Kan kaybı da var. Tamam. Ağlama artık. Hastanın yakını siz misiniz? Bu ilaçları alın. Dede iyi değil mi? Yok mu bu adamın kimsesi? Babacığım, dede ölmesin. Al işte, dedim sana. Öf. Serserinin yakalandığına dua et. Yoksa bırakırlar mıydı bizi? Kaç gündür senin bu deden yüzünden işten güçten oldum. Babacığım. Ne var? Hastaneye yanına gidebilir miyim? Her gün oradasın zaten. Ne olur baba. Peki peki. Hacca gidecektim. Mübarek Kabe'ye yüz sürecektim. Ravza-i Mutahharra'da şefaat dileyecektim. Ağlayacaktım Allah'ım. Necdet kardeşim. Şimdi bu halde nasıl giderim? Bu sene nasip değilmiş demek ki. Toparlan, gelecek sene gidersin inşallah. Ah kafam. Gençlikte gidecektim. Şimdi yaş yetmiş, iş bitmiş. Yalancı dünya işte. Çok param var.
Dünya telaşından aklıma bile getiremedim. Ne kadar körmüş. Hayal bile etmedim. Sonra bir gün Peygamber Efendimiz'i gördüm rüyamda, beni çağırdı. Gel dedi, gel. En fakir zamanımda, yapayalnız kaldığımda, elden ayaktan düşmüşken, nerede kaldın Osman dedi. Seni bekliyorum. Nerede kaldın? Nerede? Gel artık. İşte o günden beri hep gitmek istedim. Hacı olmak istedim. Peygamber Efendimiz çağırıyor, ben gidemiyorum. Peygamber Efendimiz gel diyor, ben yatıyorum. Ben artık iflah olmam, bildiğin gibi değil. Belki bir daha ayağa kalkamam. Osman, üzme bu kadar kendini. Sen gidemezsen bile vekaleten birini gönderirsin. Senin yerine gider oralara. Senin yerine görür. Senin yerine ağlar. Peygamber Efendimiz'e selam verir. Ama seni anlayacak, seni seven, ama çok seven biri olmalı. Yok mu etrafında böyle biri? Yok mu? Yok mu? Var, var. Geçmiş olsun dedi. Sağ ol evladım. Her gün gül getiriyorsun. Mahcup ediyorsun beni. Siz konuşa durun. Ben müsaadenizle şu tabakları tamam. Götüreyim. Peki. Tekrar görüşürüz. Nasılsın dede? İyiyim. Sağ olsun cami cemaatinden arkadaşlar boş bırakmıyorlar. Senden bir ricam var, yapar mısın? Hı hı. Bir gün ne zaman olursa olsun... Bir gün benim yerime mübarek beldeye gider misin? Kabe'ye yüz sürer misin? Peygamber Efendimiz'e selamımı götürür müsün? Hacer-i Esved'i öper misin? Benim için o mübarek topraklarda hüngür hüngür ağlar mısın? Hı? Ağlar mısın? Bana ancak sen vekalet edersin. Sen. Seni vekil olarak göndersem gider misin? Hı. Acıktın mı? Baba, siz niye hacca gitmiyorsunuz? Niye baba? Halimiz vaktimiz yerinde. Daha genç yaşta ne işimiz var oralarda? Hele şöyle 70-80 yaşına gelelim gideriz. Ya o güne erişemezseniz baba? Ağzını hayra aç. O nasıl söz öyle? Allah uzun ömürler versin baba. Fakat hacca asıl sağlık sıhhat yerindeyken gitmek lazım değil mi? Bak bak gördün mü hanım? Bize akıl veriyor seninki. Fazla ileri gidiyorsun. Bir daha bu konuyu açma. Yarına bırakmayın. Bugünden gidin. Mert... Beni günaha sokma. Sen kimsin de bacak kadar boyunla babana akıl vermeye kalkıyorsun? Kapat bu mevzuyu. Kapat! Ayhan, niye bağırıyorsun çocuğa? Kötü bir şey mi söylüyor sanki? Öf. Tamam, tamam. Bak oğlum, hacca gitmek istemez miyim? İsterim. Ama erken yavrum, çok erken. Hem paramın hepsini süpermarkete harcıyorum. Başkasından borç bile aldım. Hele şu süpermarketi açayım. Kasamız para dolsun, varlığımız olsun. Sonra gideriz. Araya araya bulsam izini, bulsam izini. İzinin tozuna sürsem yüzümü, sürsem yüzümü.
İzinin tozuna sürsem yüzümü, sürsem yüzümü. Senden bir ricam var, yapar mısın? Bir gün benim yerime mübarek beldeye gider misin? Kabe'ye yüz sürer misin? Peygamber Efendimiz'e selamımı götürür müsün? Hacer-ül Esved'i öper misin? Bana ancak sen bekar. Nasıl orada olurum? Tamam efendimiz, anladım. Anladım sözünüze can kurban. Can kurban. Can kurban. Can kurban. Osman Hediye yatıyordu. Sen torunu musun? Torunu sayılırım. Başka odaya mı geçti? Kimi kimsesi yok sanıyorduk. Dedeme bir şey mi oldu yoksa? Ayhan Bey. Bu rahmetlinin oğlunuza vermemi söylediği emanet. Alın. Evini bahçesini bir hayır kurumuna bağışladı. Hadi açsana. Baba sana yazmış. Ayhan Beyefendi oğlum, evvela sizi yürekten tebrik ederim.
Mükemmel bir oğlunuz var. Bana son günlerimde arkadaş olan, ruhumu teselli eden, yüzümü güldüren bir dostu. Onunla ne kadar övünseniz azdır. Sizden bir istirhamım olacak. Lütfen kabul edin. Oğlunuz Mert'i hacca gönderir misiniz? Ben dünya gözüyle göremedim o mübarek beldeleri. O görsün. Ben varamadım sağken, o varsın benim yerime. O beni tanıyor, anlıyor. Selamımı en iyi o götürür. Bu sebepten onu vekil kıldım. Bir şekilde gönderin onu, lütfen. 5 yıl boyunca biriktirdiğim para onun hac masraflarına yeter sanırım. Bizler eski kafalıyız. Hep ihtiyarlayınca hacca gidilir zannediyoruz. O mübarek beldelere gençliğimizde gitmemeye alışmışız. Ama yeni nesil öyle değil. Bizim gibi değil. Gelin onlara izin verelim. Onlara güvenelim. Işığa daha evvel ulaşsınlar. Hayatlarını aydınlatsınlar. Rica ediyorum. Osman Ercan. Nasıl gönder? Yalnız başına nasıl gönder? Tamam. Bu parayı saklayalım. İleride bir zaman gidersin. Olur mu? Gideceğim dede. Gideceğim. Mert. Ver bakalım. Oo. Takdirname. Aferin. Her sene böyle. Aferin. Seni ödüllendirmek lazım. Söyle ne istersin? Baba söz vermiş. Ne sözü? Beni hacca gönderecektin. Yo. Tek başına bir yere gönderemem. Ama baba, o zaman beraber gidelim. O hiç olmaz. Görüyorsun. Baba, Osman dede vekalet etti. Canım sen de başkasına vekalet edersin. Oğlum, bak süpermarketi yeni açtık. Hele biraz kazanalım. Okulunu bitir. Bakarız. Haç tatile geliyor baba. Hem senden para çıkmayacak ki. Hani bir yakınımız gitse, veririm yanına gidersin. Ama yok. Nereye? Söz vermiştim baba. Gönderecektin. Oğlum beni de anla. Seni tek başına gönderemem. Alo? Ahmet abi? Hayrola? Hacca mı gidiyorsun? Anladım. Tamam, tamam. Dua mı ettin nedir? Ahmet amcam bu sene hacca gidiyormuş. Senin durumunu biliyor ya. Mert'i gönderirsen götüreyim diyor. Baba! Babacığım! Daha vakit var değil mi? Nerede kaldı bunlar? Şimdi. Merak ettim. Gelirler tabii. Abicim, güle güle git. Canım benim. İşte geldi. Çok da yakışmış küçük hacıya. Hoş geldiniz. Onunla sorumluyum. Merhaba. Canım hadi hacım. Bakalım. Küçük hacı da geldi işte. Ahmet amca. Mert önce Allah'a, sonra sana emanet. Sen hiç merak etme. Gözüm hep üstünde olacak.
Ağlama artık hanım. Sevincimden ağladığımı biliyorsun. Kaç anneye nasip olur ki böyle bir şey? Anne, abim peygamberimizle mi buluşacak? Öyle sayılır. Peygamberimizin yaşadığı yerleri görecek. Keşke biz de gitseydik. Oğlumu tek başına göndermeseydim. Keşke. Gideriz hanım. İleride biz de gideriz. Bir gün. Daha çok zamanımız var. Günlerden ha. Senin aklına şaşayım. Çocuğunu çöle gönderdim be. Düşündüm de Turan, benim oğlumla gurur duymam lazım gibi geliyor. Mübarek beldelere benden evvel gidiyor. Niyet edince oluyormuş. Ben niyetine bile girmedim oysa. Senin de beynini yıkamışlar. Ha, bu arada hatırlatayım. Arkadaş icraya veriyor. Ne icrası? Senetlerin tarihi geçmiş de. Yok, daha geçmedi ki. Daha epey zaman var. Arkadaşım geçti diyorsa geçmiştir Ayhan. Senetteki paranın iki katını istiyor. İki katını mı? Hı-hı. Arkadaşım öyle diyorsa öyledir. Sen ne diyorsun Turan? Dediklerini kulağın duyuyor mu? Ben demiyorum ki, arkadaşım diyor. Kim bu arkadaşın? Hiç görmedim, göstermedim. Ya süpermarkete verirsin ya da icraya veririm. Ama senin ismin, iş yerin ismi yazmıyor orada. Emin misin? İsim yerini boş bırakmıştım ya, hatırlamıyor musun? Safsın ayağım. Turan, sen benim arkadaşımdın. Sana güvenmiştim. Sana güvendiğimden... Yoksa bana güvenerek hacca da mı gitmedin ha? Oğlunla gidecektin Ayhan. Süpermarket senin neyine? Çok uçuyorsun. Çok. Alo? Ne? Nasıl olur komiser bey? Yo. Oğlum olamaz. Olamaz. Çocuk müramiri nerede? Sol değil kapı. Sağ. Başkomiserim, ben Ersin'in babasıyım. Buyurun. Komiserim, bir yanlışlık olmalı. Benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Sakin olun Turan Bey. Sakin olun. Hem de hırsızlık. Mümkün değil komiserim. Oğlunuz gelsin. Kendisi söylesin isterseniz. Tutukluyu getirin. Katili günlerdir arıyorduk. Deliller bizi oğlunuza götürdü ve yakaladık. Oğlunuz neredeyse bir aydır yaşlı adamın evini gözetliyormuş. Fırsat kolluyormuş. Ve geçen hafta Osman Ercan'ın evine girmiş. Parasını almak istemiş. Yaşlı adam vermemek için direnmiş. İşte bu sırada bıçaklamış. Geçen günler içinde de adamcağız öldü. Osman Ercan'ı tanıyorsunuz değil mi? Yok. Tek başına yaşayan yaşlı bir adamdı. Kuru yemişçilere ve balıkçılara kese kağıdı satarak kazancını sağlıyordu. Hatırladınız mı? Vallahi baba, doğru söylüyorum. Osman dede çok yoksul biri. Hacca gitmek istiyor. Bunun için senelerdir kese kağıdı yapıp satıyor. Masala bak, masala. Hacca gidecekmiş. Hep bu Arapların işi. Turist çekmek için neler yapıyorlar. İşin yoksa çöl bedevilerini besle. Yapacaklarsa ibadetlerini burada yapsınlar. İlla bir yere gitmek istiyorlarsa Amerika'ya, Avrupa'ya gitsinler canım. Biraz medeniyet görsünler. Yasaklayacaksın bu hacca falan gitmeyi. Anlamıyorum, insanların ne işi var çölde? Tek de safa benziyor. İhtiyar bunu uşak gibi kullanıyordur. Biz de çocuk yetiştiriyoruz. Benim oğlum Ersin'im. Bir tane.
Oğlum. Söyle oğlum komiser bey. Sen yapmadın değil mi? Sen yapmadın. Söylesene. Sen para için adam öldürmezsin. Paraya ihtiyacın yok ki. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Söylesene komiser beye. Demek ki varmış Duran Bey. Bir şeye ihtiyacı varmış. Bunun adına ahlak mı derler? Sevgi mi? Merhamet mi derler? Bir şeye ihtiyacı varmış. Bu ihtiyaç yüzünden insan ihtiyacı olmadığı şeylere dahi sahip olmak için cinayeti bile göze alabiliyormuş. Kendi düşen ağlamaz. Ah oğlum, keşke gelseydim sen. Keşke. Hacım benim. Küçük hacım. Ben arkadaşıma, onun parasına güvendim. Yıkıldım, bittim. Sen Allah'a güvendin. Ayağa kalktın. Büyüdün evladım, büyüdün. Nerede kaldın? Say ettim. Yoruldun mu? Yo. Mutlusun değil mi? Çok. Artık zamanı geldi. Seni ona götüreceğim. Kime? Gel. Geldik. Seni bekliyor. Orada. Peygamberim. Bana küçük hacı dediniz. Hacı dediniz. Doyulur mu bu mahudan?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.